Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Bu da güvenlik kamerası, bu da güvenlik kamerası. Bunu yeni tanımıştık. Alphavice'ın panoramik kamerası arkadaşlar. Bu geldi geleli hiç kullanmadım. Daha bir fırsat bulamadım, yani montaj edecektim, edemedim. Ama montaj etmeden önce fırsat bu fırsat diyelim. Bunun içerisini çok merak ediyorum ama şöyle baktığımda kapalı kutu, herhangi bir vida bir şey yok arkadaşlar. Ama bir yolunu bulup bunu sökmeyi deneyeceğiz. Çok merak ediyorum içerisinde ne var. Merak ettiklerimiz serisi devam ediyor. Bu kamerada bizim net bilgisayarın güvenlik kamerası, gece görüşlü, çok kaliteli görüntü verebilen bir kameraydı. Tabii ki bunu bu şekilde kullanamıyoruz. Bunun için bir de DVR kart gerekiyor arkadaşlar. Bu da kapalı kutu gibi gözüküyor. Ve videoya geçmeden önce burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda abone olmadıysanız abone olalım ve uyarı butonunu mutlaka açık hale getirelim ki gelecek olan videolarımızdan haberdar olalım diyerek şimdi kameramızı masamıza doğru alalım ve videoya başlayalım. Öncelikle bu büyük kamerayı sökelim. Daha sonra Alphavice'e geçeriz. Korumasını çıkaralım. Kablosu var üzerinde. Şuradan bir vidası var. Gevşetelim. Şuradaki vidayı sökelim. Kameramız elimize geldi. Burada bir böyle montaj ayağı var arkadaşlar. Bunu bir kenara koyalım. Bu videoların bir amacı da burada söktüğümüz cihazların çalışma yöntemlerini ve biçimlerini incelemek oluyor. Burada şöyle dışarıdan baktığımız kadarıyla herhangi bir vida falan gözükmüyor. Sanırım şu üstten sökülüyor. 2 adet konnektör görüyoruz burada. Sağlam bir kablo ile birlikte geliyor. Bunlardan birisi şu voltaj girişi. 12 volt bir adaptörle çalışıyor. Bu da çıkış konnektörü. Karşılığına bir konnektör daha takıp kabloyla DVR karta gönderiyoruz. Yani bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve USB DVR kartlar var. Onlara göndererek buradaki görüntüleri bilgisayar üzerinde işlemeye yarıyor arkadaşlar. Şurada bir vidası var. Onu çıkaralım. Buradan çıkardık da nasıl açacağız? Bayağı da sıkıymış arkadaşlar. Nasıl açacağız bunu? Anahtar da yok ki buna göre. Biraz uğraştık ama açtık. Madem söktük, buraya kadar getirdik. Çalışma prensibi hakkında da bilgim dahilinde ufak bilgiler vermek istiyorum. Ön camın fazla bir önemi yok. Bu burada koruyucu vazifesi görüyor. Ortada görünen objektif arkadaşlar. Kameraların bütün hepsinde olan objektifimiz ve burada sıralanmış bayağı bir 20'ye yakın LED var ve ışığa duyarlı bir sensörümüz var. Bu karanlık olduğu zaman devreye giriyor ve LED'lerimizi aydınlatıyor. Tabii ki bu LED'leri biz fark edemiyoruz. Çünkü kızılötesi ışın yayıyorlar ve geriye kameramıza objektifine yansıyor ve o aralıkta görüntümüzü kameramız almış oluyor. Yani gece görüş mantığı öyle çalışıyor. Bizim mantığımız nasıl çalışıyor? Şimdi bunu buradan nasıl çıkaracağız? Şöyle baktığım kadarıyla arkadaşlar burada böyle vida falan hiçbir şey kullanmamışlar. Şuradan zorlayacağım biraz. Evet, çıkıyormuş. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar burada LED'lerin dizildiği bir PCB kart var. Şurada yarıklar var 2 adet arkadaşlar. Şu objektifi çıkaralım. Asla sökeceğiz. Evet, biraz da kirlenmiş. Temizleriz yumuşak bir bezle. Evet arkadaşlar, kameramızın iç kısmı hemen şurada, görüntünün düştüğü kısım CCD olarak geçiyor. Görüntümüzü buradan mercek alıyor. O CCD karta veriyor. CCD kart da buradaki kart üzerindeki işlemciye gönderiyor görüntüleri. İşlemcimiz de görüntüleri işledikten sonra bu kablo üzerinden bilgisayarımıza yansıtıyor. Ve bilgisayarımız üzerinde de görüntüleri kaydedebiliyoruz. Çözdüm ben bunu arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz üzere karşılıklı 2 adet keltik var. Çözdüm arkadaşlar. Hiç de belli olmuyor. Burada bir adet daha içten taktıkları için bir sürü parça çıkardık. Evet, ve kameramız karşımıza geldi arkadaşlar. Şöyle bir bilezik daha var. Gelinin amcasından, gelinin dayısından, bu da yeğeninden olsun. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane. Bir sürü parça çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 10. Kabloyu da sayarsak 11 parçadan oluşuyor. Dışarıdan baktığımızda tek parça gibi gözüküyor. Kameramızı çıkaralım ve burada başka da bir şey yok. Ufak bir kamera deyip geçmeyelim arkadaşlar. Arkasına resmen bir bilgisayar barındırıyor. İşlemcimiz üzerinde. Burada bu CCD karta düşen görüntüler, dediğim gibi buradaki işlemciler işliyor, görüntü haline getiriyor ve bilgisayarımıza gönderiyor. Kartımızın üst kısmı da tamamen beslemeden oluşuyor. Yani şu ön kısmında besleme kısmı. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum içerisinde ne var. Kutuyu kurtaralım bunu. Daha önce LED lamba sökmüştüm.
O mantıkla sanırım şuradan, ama vida şuralarda sanki vida yerleri var gibi. Şöyle bir yoklayalım. Herhangi bir vida falan yok arkadaşlar. Fazla da bozmak da istemiyorum. Sıfır bir kamera. Bu kamerada da gece görüşü var. Aynı bundaki gibi. Şuradan sökmeye çalışacağım. Kırmadan. LED ampullerde olduğu gibi. Bayağı sertmiş. Kırmak da istemiyorum. Aha da çıktı. Vay 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 vay. Kamera deyip geçmemek lazım arkadaşlar. Bir bilgisayar kadar içerisinde kompenat var. Alt kısmı gördüğünüz üzere beslemeden oluşuyor. Buradaki kısımda tamamen kameramızla ilgili. Şuralarda ledler mevcut. İki komşu görmeden parçalamayalım. 3 adet. Bunu anlatırken zaten söylemiştim. Aydınlatmalı diye. Şurada voltaj kablosu var. Üzerinde 3 adet şöyle led barındırıyor. Şu besleme devresini sökelim öncelikle. Çok merak ediyorum ben bu tarz şeylerin iç kısımlarını arkadaşlar. Şu kablosunu çıkaralım, soketini buradan. Tamamen beslemeyle baş başa kaldık arkadaşlar. Beslemesi gerçekten kaliteli bir PCB kart üzerine dizilmiş. Öyle gözüküyor. Burada besleme deyip geçmemek lazım. Gayet kaliteli bir işçilik var. Burada kondansatörler, trafomuz, sigortamız var. Dirençlerden oluşan besleme devresi. Aynen burada besleme kartımızın sürücü entegresi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sürücü entegreleri var. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar tam kart üzerinde şu wireless kart oluyor. Bildiğiniz tabletlerdeki wireless kartına çok benziyor. Bu durumda kameramızı parçaladık arkadaşlar. Geriye nasıl toplayacağız? Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi bildiğiniz bilgisayar gibi arkadaşlar. Burada kart, SD kart yuvamız var. Mikrofonumuz var. Hoparlörümüz var. Biliyorsunuz bu konuşmalı bir cihaz. Ve üzerinde ışığa duyarlı, harekete duyarlı sensörlerimiz var. Şu 3 adet sensör arkadaşlar. Bunlar harekete duyarlı sensörler. Herhangi bir cisim hareket ettiği zaman kameramız faaliyete geçiyor ve çekime başlıyor. Kameramızın şu gördüğünüz kısım arkadaşlar çok hassas kısım. CCD denilen kısım. Mercekten gelen görüntü oraya öncelikle düşüyor. Daha sonra kameramızın üzerinden işlemciye gidiyor ve görüntü işlenerek bizlere, bilgisayarımıza kadar ulaşıyor. En azından böyle bir kameranın iç yapısını da görmüş olduk. Şimdi gelen arkadaşlar geriye toplayalım fazla dağıtmadan. Şöyle dikkatli bir şekilde. Ve böylelikle merak ettiğimiz iki kamerayı da söküp iç kısımlarını inceledik. Kameranın içerisinde bilgisayar kadar donanım olduğunu gördük. Bunun da kaliteli bir malzeme olduğunu gördük. İçerisindeki iç yapısını görmüş olduk. Ve nasıl sökülüyor, nasıl takılıyor, ayarları nasıl yapılıyor. Buradaki merceği kurduktan sonra söküp şu ön tarafını netlik ayarında yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle korumasını da takalım. Masaya bırakalım. Gelenek haline gelen bizim bir de soru okuyacağız yorumlardan. Şöyle en üstten bakıyorum da tabii ki soru olması gerekiyor. Mustafa Çilekeş, Necdet amca seni çok seviyorum demiş. Onu tabii ki cevaplamayacağız. Allah razı olsun diyeceğiz.
Evet, şöyle soru olarak Emre Garip 6 saat önce yorum yazmış. Abi Lenovo Z500 i7 model 5 senedir kullanıyorum. Kaç gündür mavi ekran hatası almaya başladım ve bilgisayarım çok fazla ısınıyor. İçi açılmadı ve garantisi bitti. Sizce ne yapmalıyım ve mavi ekran hatası neden kaynaklanıyor olabilir? Cevap verirsen çok mutlu olurum. Tabii ki vereceğiz de senin işine yarar mı vereceğimiz cevaplar, o çok önemli Emre kardeşim. Mavi ekranlar birkaç sebebi var. Tek bir sebepten olsa keşke şu RAM'leri değiştir desek veya RAM'leri sil desek geçse. Bütün donanımlardan mavi ekran hatası, hatta yazılımsal da mavi ekran hataları alabiliyoruz. Sizin yapacağınız sanırım ısınmaya da başlamış. Temizleme vakti gelmiş. Bilgisayarınızı benim videolara bakarak söküp temizleyip yeniden ısınmaz hale getirmeniz olacaktır. Tabii ki bu ısınmadan da mavi ekran olabilir. Olmayabilir de, onu tam kestiremiyoruz. Ve format atma imkanım varsa format atarak, yani yazılımsal kısmını en azından elemiş olursunuz. Format atacaksınız bilgisayarınıza. Temiz bir kurulum yapacaksınız. Belki yazılımsaldır mavi ekran sebebi. Format attınız, tekrar mavi ekran vermeye başladı. Sizin yapacağınız çantasına koyup servise götürmek olacaktır. Teknik bilginiz yoksa laptoplara fazla dokunmanızı istemiyorum. Hadi masaüstü bilgisayar olsa diyeceğim, ekran kartını çıkartıp işte RAM'leri çıkar vesaire falan filan. Ha, sizin yapacağınız RAM'lerini falan söküp temizleyebilirsiniz ama mavi ekran hatasını gidereceğine inanmıyorum arkadaşım Emre Garip. Burada izlediğimiz videoları ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Like atmayı da unutmuyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Eyvallah. Allah'a ısmarladık. Edit başlıyor. İşin zor tarafı burası arkadaşlar.